Merhaba arkadaşlar. Bu videoda milyonlarca dolarlık işlemler yapılan bir piyasanın altyapısını oluşturan NFT'nin ne olduğundan, ne işe yaradığından ve tabi ücretsiz biçimde nasıl oluşturulacağından bahsedeceğim. NFT ile dijital sanat ürünleri, oyun itemleri, müzik, domain, template ya da videolar satabilirsiniz. Eğer bunları yapamıyorsanız da yapanlardan satın alıp tekrar satabilirsiniz. Bunları anlatacağım fakat öncelikle ne olduğuyla başlayalım. NFT nedir? NFT, non-fungible token. Yani eşsiz dijital varlık. Kreatif konulara benzer dijital dosyaları temsil eden bir yapıdır. Bu sistem birçok dijital varlığı eşsiz hale getirmektedir. NFT'ler blok zincir teknolojisiyle genellikle de Ethereum token standartlarında üretilirler. Kripto paraların farklı bir teknik standartında çalışırlar. Detaya fazla girmeyeyim. Ne işe yarar kısmını biraz daha genişletelim. Mesela internetten kopyalanan dosyaların hangisinin orijinal olduğu kolay kolay belirlenemez. Fakat bir tanesi kripto teknolojisiyle şifrelenir ve tescillenirse o diğerlerinden ayrılır. Tescillenen dosyayı alırsanız ünlü bir resim İslamın resmini almış gibi olursunuz. Peki bu orijinal eser ya da dosya sizin ne işinize yarayacak? Bir, Öncelikle bu eserle onun ruhuna ve hikayesine de sahip oluyorsunuz. Onu elinize tutarak ya da sergileyerek bu maneviyatı bizzat yaşayabiliyorsunuz. Muhtemelen bana şu anda manevi tatmini geç birader diyorsunuz anladım. Tamam öyleyse sizin sevebileceğiniz faydalarına geçelim. 2. Tanınmış birinin ya da ileride çalışmalarının değer kazanma ihtimali potansiyeli olan bir sanatçının eserini haklarıyla satın alırsanız bu aynı zamanda güzel bir yatırım olur. Örneğin bugün 3-5 dolara aldığınız bir dosyanın orijinalini birkaç yıl sonra binlerce dolara satabilirsiniz. Yani fiziksel bir esere yatırım yapmaktan çok da farklı değil. Bunların dışında hızlıca al-sat yapabilirsiniz. NFT yapısıyla çalışan online pazar yerleri mevcut, videonun devamında bunları nasıl kullanıldığını da anlatacağım. Buralarda yeni itemleri kollayıp gelecek gördüğünüz bir itemi tüm haklarıyla satın alarak diğer pazar yerlerinde daha yüksek fiyata, ister tüm haklarıyla, isterseniz de daha düşük ücretlere kopyalarını satarak sürümden kazanç sağlayabilirsiniz. NFT ile bir koşul yaratıp eserinizi bölünebilir hale getirebilirsiniz. Yani bu eseri herkese sat ama bana %10 komisyon ver diyebilirsiniz. Ya da bu eseri bir kere sat ama bana böyle deve yüküyle para ver diyebilirsiniz. Peki NFT nerede ve nasıl oluşturulur? Bizim yapabileceğimiz en kolay ve pratik yöntem dosyalarımızı Now Origin, Rarible, OpenSea veya Mintable gibi NFT tabanlı çevrimiçi içi pazar yerlerine yüklemektir. Dosyamızı buraya yüklediğimizde dijital deftere kaydedilen dosyamızın kripto para birimiyle satın alınabilen ve yeniden satılabilen bir NFT'ye dönüştürülür kopyası oluşturulur. Bu kopyada arkadaşlar dijital cüzdanımızda bulunur. Yani bu teknolojinin en sadeleşmiş anlatımı budur arkadaşlar. Şimdi ekran görüntüsüne dönelim ve nasıl NFT oluşturulacağıyla devam edelim. Önceden belirteyim arkadaşlar size göstereceğim sitede eserinizi NFT'ye dönüştürüp tüm haklarıyla bir kerede satıyorsunuz. Yani böyle kopyalarını satmanız şu an için mümkün değil. Fakat şöyle güzel bir özelliği var. NFT oluşturma ücretsiz. Diğer sitelerde işte ücretleri ya da işte üyelik ücretleri gibi durumlar var. Bu sitede o yok. Anlattıklarını izleyerek birkaç adımda kolay herkes NFT oluşturabilir. Eğer bu videoyu sever, izler de beğenirseniz, sonraki videolarda NFT ile ilgili farklı siteleri de anlatabilirim. Başlıyoruz. NFT oluşturabileceğimiz birkaç tane site var. Fakat bunların bazılarında işlem ücretleri çok yüksek, bazıları da işte ücretli biçimde NFT oluşturmanızı izin veriyor. O yüzden arkadaşlar ben size Mintable sitesini anlatacağım. Burada ücretsiz olarak NFT oluşturabiliyoruz. Laf fazla uzatmadan nasıl kullanıldığıyla başlayalım. Haydi ilk yapmamız gereken buradan bir hesap oluşturmak. Hesabınızı oluşturmak için her zamanki gibi arkadaşlar create account butonuna tıklayacağız. Bir kullanıcı adı belirleyeceğiz, e-posta adresimizi yazacağız. Tekrar e-posta adresimizi yazacağız ve şifremizi belirleyip Sözleşmelere tıkladıktan sonra create account diyeceğiz arkadaşlar ve hesabımız oluşacak. Bu maile de tıklayıp doğrulamayı yapmalısınız. Sonrasında hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Ben bir hesap oluşturmuştum giriş yaptım. Ve ardından kestirme biçimde mind and item diyoruz. Buna tıklıyoruz. Burada da iki tane seçenek çıkıyor. Bu iki seçenek de şu arkadaşlar. Eğer NFT'yi daha önce oluşturduysanız ve cüzdanınızda taşıyorsanız bu seçeneği seçiyorsunuz. Eğer ilk kez oluşturacaksanız ve ilk kez yaratacaksanız da Diğer seçeneği yani Create a new item seçeneğini tıklıyoruz. Buna tıkladıktan sonra da arkadaşlar bakın ee burada direkt yeni item oluşturma alanı açılıyor. Ve bakın altta çok önemli bir şey yazıyor. İşlem ücreti yok. Tamamen ücretsiz. Bu da gayet iyi. Diğer sitelerde bu yok. O yüzden buradan ücretsiz bir şekilde NFT'mizi oluşturabiliriz. Sonra arkadaşlar buraya tıklıyoruz. Bu alana tıklıyoruz. Ve bakın karşımıza burada diyor ki bir Metamask tarayıcı eklentisine ihtiyacınız var. İşte Metamask alım satım gibi blok zinciri öğelerini kullanmanıza olanak veriyor Hemen bir tane Metamask cüzdanı oluşturacağız arkadaşlar. Sadece 2 saniyenizi alır diyor. Bakalım. Gerçekten öyle mi? Şimdi arkadaşlar buradan tarayıcı türümüzü seçiyoruz. İşletim sistemimizi seçiyoruz aslında bir nevi. Bu işlemi mobilden yapıyorsak iOS, Android sekmelerine tıklayacağız. Eğer masaüstünden ya da işte telefonumuzdaki Chrome tarayıcısından yapıyorsak da bunu seçeceğiz. Install Metamask for Chrome diyor arkadaşlar. Oraya tıklıyoruz. Şimdi bizi eklenti mağazasına yönlendiriyor. Hemen burada da Chrome'a ekle diyoruz. Metamask eklensin mi uzantıyı ekle diyoruz. Bekliyoruz. Şimdi eklenecek. Dosya iniyor. Eklentimiz kuruldu. Şimdi ayarları yapacağız. Hemen buraya girelim. Burada iki tane seçenek var. Biz bunu seçeceğiz. Create a wallet diyeceğiz. İlk kez bir cüzdan oluşturduğumuz için. Metamask'ın geliştirilmesine yardım etmek için işte bilgi paylaşmak ister misiniz, istemez misiniz? Ondan bahsediyor. Ben genelde bunlara okey diyorum arkadaşlar. Öncelikle password oluşturuyoruz. Hemen ben buraya bir şifre atıyorum. Şifremizi iki kere yazıyoruz onaylanması için ve yarat diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada sizden bir gizli yükleme ifadesi istiyor. Bunu kesinlikle bir yere kaydedin ve kimseyle paylaşmayın. Buna tıkladığınızda buradaki yazılar görünecek. Bunları bir kenara not edin. Bunu da yaptıktan sonra sonraki butonuna tıklıyoruz. Gizli kelimelerimizi doğru biçimde burada doğru sırayla girmemiz lazım. Az önce bir yere kaydettiysek oradan alarak giriyoruz arkadaşlar. Şu alttaki şeylerden seçeceğiz. Ben bulanıklaştırdım ki benimkini görmeyin diye. Ama burada az önceki kelimeler tek tek verilmiş. Sadece yapmamız gereken sırasıyla tıklayarak üst tarafa eklenmesini sağlamak. Buradaki işimiz bittikten sonra da alttaki onayla butonuna tıklıyoruz. Ve arkadaşlar tebrikler. Artık her şeyimiz tamam. Aldan tuşuna bastığımız zaman burada arkadaşlar artık tokenları doğrudan Metamask cüzdanımıza takas edebilirsiniz. Sonra arkadaşlar şurada Metamask cüzdanını bulup aktive etmeniz lazım ki görünsün. Evet şu yanındaki iğneye tıkladığınız zaman burada artık görünür oluyor. Şimdi bunu nasıl bağlayacağız? Hemen ona bir bakalım. Tekrar bu sayfayı yenileyelim. Bakalım aynı uyarıyı çıkaracak mı? Şu an arkadaşlar Connect a Wallet diyeceğiz. Tarayıcımızda olduğu için onu tetikledi ve buraya geldi. Şu an tek yapmamız gereken sonraki demek ve Connect demek. Şu anda artık cüzdanımız da bağlı. Yapacağımız şey oluşturacağımız NFT'nin bilgilerine girmek. Şimdi öncelikle buradan ne olduğunu seçelim arkadaşlar. İşte Domain mi, Template mi, Video mu nedir? Art seçeceğim kendi yaptığım manipülasyonlardan bir tanesini buraya ekleyeceğim bakalım olacak mı Listing title listedeki adı arkadaşlar eserimizin ismi nedir Şimdi benim eser hangisi ona bir bakayım. En son yaptığım montelerden. Ha şurada güncel bir konu vardı onu açalım. Elon abimiz bildiğiniz gibi Twitter hesabında biosunu değiştirdi ve Mars İmparatoru yazdı. <laughs> Onun üzerine ben de işte bir monte yapmıştım öyle. Bilmiyorum yani bu boyutlar iyi mi? Ben bunu Instagram boyutlarına göre ayarlamıştım ama şu anda çok da emin olamadım. Şu an arkadaşlar PSD dosyasından açıyorum bunu. Şuradaki filigranı da kaldırayım. Serdar Sezer Ofical Filigran'ı koyuyordum çünkü Instagram'da paylaşırken. Artık buna da gerek kalmıyordu. Çünkü Filigran işini NFT çok iyi bir şekilde halledecek ve eserin orijinal olduğunu doğrulayacak. Tamamdır. Bunu arkadaşlar şey diyelim mesela Emperor of Mars. Subtitle olarak da bir şey yazacağız yani alt başlık olarak. Faylamızı yani dosyamıza ekliyoruz. Buna tıkladık. Sonra da bunu ekleyeceğiz. Umarım büyüklüğü falan iyidir. Sonra da arkadaşlar her biliyorsunuz eticaret sitelerinde olduğu gibi ürün açıklaması yazacağız. Yani bu esere ilişkin bir açıklama yazacağız. Burayı güzel bir şekilde yazarsanız ürününüzün satılma olasılığı çok daha yüksek olacaktır. Ben biraz üşengeç bir insan olduğum için buraya iki cümle bir şey ekleyip geçeceğim. Haklarıyla beraber mi satmak istersin diyor. Yani alan kişi bunu ticari faaliyetleri için ya da işte başka faaliyetleri için kullanabilir mi, kullanamaz mı? Eee diye soruyor. Şimdi arkadaşlar eğer kullanabilir derseniz satış oranı yükselir. Çünkü adam alır bunu işte sosyal medyasında paylaşır, başka yerde paylaşır falan. Ya da işte ne bileyim bir broşüre koyar. Kullanır yani bir şekilde kullanmak istiyorsa. Ama bunu böyle bir sanat eseri olarak çok atıyorum işte bir yılda falan hazırladıysanız ve alan kişinin bunu yaymasını istemiyorsanız burayı işaretlemeyin. Ama ben işaretleyeceğim. Hani çok aşırı emek vererek yaptığım bir şey değildi zaten deniyoruz. Şimdi geldik Price and Type bölümüne. Burada 3 tane seçenek var arkadaşlar. Bunlar nedir? Hemen onlara bakalım. Fixed'ı seçerseniz zaten adı üzerinde fix bir fiyat belirliyorsunuz ve o fiyata bu eseriniz satılıyor. Diğeri auction. Bir tane başlangıç fiyatı seçiyorsunuz ve insanlar bunun üzerine açık arttırmayla belirliyorlar. Burada da açık arttırmanın uzunluğunu süresini belirleyebiliyorsunuz. Şimdi 7 gün sürsün, 12 gün sürsün falan diye seçenekler var. Bir de arkadaşlar açık arttırma ve hemen al bölümü var. Şimdi burada arkadaşlar açık arttırmanın başlangıç bedelini burada belirliyorsunuz ya da diyorsunuz ki hemen al. Yani açık çıkarttırmayla atıyorum 10 dolara bunu satacaksanız buraya hemen al fiyatı olarak 100 dolar koyabilirsiniz. Böylelikle 100 doları veren açık arttırmaya girmeden ürününüzü alabilir. İşlerimiz bittikten sonra arkadaşlar aşağıda this this item var. Eğer buna tıkladığımızda. Aa bir dakika fiyatı yazmadık. Kaça vereyim arkadaşlar ben bunu? Hani çok uçmayayım 20 dolara belki satılır diye düşünüyorum ama. <laughs> bilmiyorum satılır mı? 20 dolara koyayım arkadaşlar gönlümüz geniş olsun. Hatta ona koyalım bakalım satılır mı yani? Hani deneyelim yani 10 dolara satılacak mı? Çok büyük bir sanat eseri değil zaten. List is item'a tıklıyoruz. High gas fees alert diyor. Neymiş bu? Çok ucuza bıraktı diyor. <laughs> yani çok ucuz lütfen diyor 43 doların üzerinde sat. Peki o zaman ben buna 50 diyeyim yani ne yapayım? Veya 45 oluyor mu bakayım? Çok pahalıya vermek istemiyorum. List is item diyoruz. Son olarak arkadaşlar Pro de tıklıyoruz. Ve şu anda cüzdanımızda bir bağlantı kuruluyor ve item arkadaşlar NFT'ye dönüşüp cüzdanımıza ekleniyor. Şu anda gerçekte işte burada görüyoruz arkadaşlar. Bu bizim işte satışçı ID'miz, işte zaman damgası, kontrat da buraya ekleniyor. Ve tabii ki arkadaşlar price, price da burada kod olarak çevrilerek eklenmiş, şifrelenerek eklenmiş. Burada yapmamız gereken MetaMask cüzdanımızda arkadaşlar şurada imzaya tıklamak. Buna tıklıyoruz ve Tebrikler dedi arkadaşlar ilk itemimiz yani ürünümüz burada listelendi. Bunları işte sitelerinizde, sosyal medya hesaplarınızda falan tanıtın. Diyin ki işte ilk NFT'mi oluşturdum ve satıyorum falan diye <laughs> onu listeleyin. Belki eş dost da size yardımcı olmak için satın alabilir. Şimdi view your item butonuna tıklayacağız ve ürünümüzü göreceğiz. Ürün detay sayfamızı göreceğiz. Daha doğrusu <laughs> gördüğünüz gibi gayet hoş bir şekilde <laughs> buraya geldi. Buradan resmi alamazlar mı arkadaşlar? şöyle yapıp alamazlar mı? Alırlar. Zaten problem bu şekilde almaları değil. Bunu haklarıyla almaları. 45 dolar ödeyen biri arkadaşlar bunu haklarıyla beraber satın alacak ve istediği gibi kullanabilecek. Hikaye bundan ibaret. Bakın hemen altta da buradaki ürünümüzle ilgili şifrelemeleri görebiliyoruz. Satıldığı zaman Ethereum'a dönüşüp cüzdanınıza eklenecek. Tekrar satılabilir mi? Evet. Bunu alan kişi gidip başka bir NFT pazar yerinde bunu satabilir. Artık alan kişi bunun sahibi olacak ve istediği gibi bunu değerlendirebilecek. Tabi koyup beklemeyin. Share this item'a tıklayarak sosyal medya hesaplarınızda bunları paylaşın ki insanlar NFT'nizden haberdar olsun. Şurada Boost this NFT diye bir buton var. Buna tıkladığınız zaman ana sayfaya düşmesi için işte gerekli olan reklam işlemlerini buradan ayarlıyorsunuz. Tabii ki belirli bir ödeme yapmanız lazım. Cüzdanınızdan çekilecek. Bu da cüzdanınızda belli bir miktar bakiye olması gerekiyor bunun için. Ama buna gerek yok. Tekrar NFT'nizi görmek için arkadaşlar hemen bakın şurada My Account Profile bölümüne tıklıyoruz. Şurada My NFTs sekmesi var. Buna tıklıyoruz. Ve burada NFT'lerimiz görülüyor. Listinge tıklayarak da görebiliyoruz. İstersek buradan listinge tıkladıktan sonra düzenleme yapabiliriz. Mesela buraya birkaç tane tak. Koyalım. Şimdi burada arkadaşlar bir alıcı bu dosyayı aldığı zaman farklı bir fiyata tekrar satabilir mi? Ya da biri bunu aldığında ticari olarak kullanabilir mi? Seçenekleri var. Bunları ürün oluştururken, detay oluştururken görmüş müydüm? Hatırlayamadım ama şunu da işaretliyim. Satış oranını arttıran bir şey bu. Update listing diyor arkadaşlar. Tekrar bilmiyorum bağlantı kuracak mıyız cüzdanla. Gerek bile kalmadı. Hemen değişiklikleri yaptık. Evet arkadaşlar NFT bu şekilde oluşturuluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve zil simgesine tıklayarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Bu konuyla ilgili videolarım devam edecek. Bildirimleri açarak takip et devam edin.